Eray Bey. Bir de şöyle bir iddia var da hani kamuoyunda bunlar cevaplandırılsın ki hani çeşitli kesimlerin söylediği şeyler boşta kalmasın bir şekilde. Yani seni oraya tersten hani deminki söylenenin aksine nasıl ifade edeyim? İçeride misin? Yani şey yani seni oraya birilerinin hükümet kanadından birilerinin özellikle yönlendirdiği vesaire ajan mısın? Şeklinde de bir şey var. Hatta işte uçak tabii biletlerini falan alındığı falan gibi böyle bir hazırlık kalma yerinin falan gibi. Ya özür diliyorum. Hani bu saçma geliyor bana ama maalesef toplumda bir şey oldu. Kim yapmış? Bir de ya daha açık kalma söylemeniz lazım. Anlaşılmıyor. Tamam. Diyorlar ki hükümet kanadında. Ben oraya AK Parti bazıları Erdoğan'ı yolladı. Ya ne yapacak Erdoğan yollayıp Taha'yı? İşte böyle buna tamam, akla yani, zarar. Tam Taha'yı gönderdi. Sevgili Ahmet Bey birazdan deminden beri konuştuklarımız zaten saçma sapan değil mi? Yani tutup da bu artık, ajan mı yok içeride. Eray Bey ama bu artık saçmalığın daniskası. Yani evet. Erdoğan Taha'ya hadi aslanım Taha. Erdoğan sen demiyor bakın. Yani hükümet kanadında. AK Parti Taha'ya de ki hadi aslanım sen Özgür Özel'le görüş. Ne olacak ya? Ya işte bu. Yani, bu ne yani, saçma bir şey yani. Böyle bir saçmalığı niye konuşuyoruz bir şey burada? Gelince adını siz söyleyin. Ne kadar milletin aklına gelen varsa bazılarının şey oluyor. Yani, demin de söyledim. Aslında Türkiye'de siyasi iklimin yumuşamasını istemeyen yani, de bir grup var. Onur da kulağıma diyor ki insanlar inanıyor bunun neden saçma olduğunu anlatmak lazım. Evet. Ben bunun saçma olduğunu anlatmayı zülat dederim. İstemiyorum anlatmak Ahmet ya. Bey, ben bunun saçma olduğunu anlatmakla uğraşmak istemiyorum. Bravo. Varsa bunu anlatmak isteyen aramızda anlatsın. Yok haklısınız. Sen de anlatmak. Yok haklısınız da Onur'un söylediği şey de ya ona destek babında. Biz şimdi kayda değer bulmayabiliriz ama bunlar böyle kerli ferli. Evet Ahmet Bey yani üst bazı yerlerde de yani cevap vermek gerekiyor yani. Şimdi, bazen de sadece şunu dersin. Kabul ediyorum. Saçmalama. Tabii. Bu da güzel bir cevaptır. Ya. Saçmalama. Eyvallah hani. Ama mesela benim hani kendime not aldığım. Bu arada hani, bu arada Ahmet Bey. Evet. Ekranda CHP Genel Merkezi yazıyordu orası. CHP meclis. Genel Başkanı'nın odası, meclisteki odası. Meclis makam evet, odası. Evet. Yanlış anlama olmadı. Onu düzeltiriz. Tamam. Şimdi mesela şeyde hani not ettim adamlar dedim ya cüsseleriyle yer kaplayan ya bir tabii köşe işgal eden. Saçmalamaz mı onlar? Saçmalar. Ben de diyorum ki ya bu brainstormsa storm var ama brain yok. Yani fırtına var beyin yok. Evet çünkü mesela şöyle yazıyor yani hakikaten çok fırtına. Ne yazıyor abi? Ya neler var yani oraya bilerek yerleştirildi dedi Eray Bey'in işte Özgür Özel'i etki altısı altına alan daha fenası var. Erdoğan'la görüşmeye gitme seni etki altına alır diye yazıp isteyenler oldu ya. Yani Ahmet Erdoğan, Bey sizin o tepkinizde de ben diğerlerini söylemedim. Şimdi ben de öyle mi abi? Ben de şey esprisi yaptım dedim ki ya. Bir de Özgür Özel'e hakaret ya. Ya onu ne diyorum şey işte. Ya. Etkisi altına alır, kontrol eder, tırnak işte kandırır. Yok efendim Özgür Bey gitsen bile aman ha kırmızı elemayı uzatırsa sakın ısırma. Seni uyandıracak kimseyi bulamayız falan ya. Bu iş uçtu. Yani bunu ben biraz egzajere ediyorum da etkisi altına alır, kandırır. Ahayla ilgili diyorlar peki. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani deliliğin başlangıç noktası Erdoğan Özel'den başlıyor. Sonu yok. Taha ile devam ediyor. Abi tamam o zaman ya. Özgür arkası Özel, yerine döndü. Özgür Özel sadece CHP medyasıyla konuşsun. Sadece CHP'lilerle irtibat kursun. Tamam abi. Bize ne ya? Tamam. Bu mutlu mesut yaşasınlar. Ya mesele, Allah Allah mesele, yani. Mesele o da bu kadar yani. Ama öyle olmaması lazım. Ya, mesele yani, o değil. Ben ülkem için söylüyorum evet. Bunu ya. Ben de i̇şte memleketim için söylüyorum. Burada ülkemizi düşünmemiz lazım. Bana ne yani. Kiminle görüşüyorsa görüşsün yani. Ben Taha'ya bir soru soracağım. Şimdi tamam merhaba. Merhaba. Sana dönük öfkenin nedenlerini anlatırken bir madde de söyledim. Onu da sana ifade etmek istiyorum. O sırada Skype koptuğu için sen bağlanamadın. Belki duymamışsındır. O da şu. Birçok sosyal medya kullanıcısı attıkları tweetler ya da görüşlerini ifade ettikten sonra senin bir şekilde o tweetleri alıntılayarak ya da başka bir şekilde cevap vererek onları hedef olarak gösterdiğin yolunda iddialar var. Yani bu bir kişi, üç kişi, beş kişi değil. Bayağı bu konuda tweetlere baktım, bunları da okudum. Ya bu konuda yani birilerine hedef gösterdin mi? Yok ben birilerine asla hedef
Sesim sağlıklı geliyor mu bilmiyorum ama sadece çok fazla etkileşim alıyor sosyal medya hesabım ve altına herkes sizin kullandığınız nezaket ve saygı çerçevesi içerisinde ifadeler kullanmıyor. Ben, yani evlenmeme rağmen doğmamış çocuğuma kadar ne soyum ne sopum kalmadan böyle hakaretler ediyor. Öyle olunca da ben cevap vermeye tabii ki de zul addediyorum. Avukatım bazılarına dava açıyor ama burada kararı ben vermiyorum yine. Yüce Türk Mahkemeleri veriyor. Ama bunlar da çok sık yaşanmıyor aslında yani. O hakaret edenlerle ilgili durum çok sık yaşanmıyor. Ama olunca da hukuki yollara başvuruyorum. Burası sonuçta bir hukuk devleti. Ben de hakkımı hukuki yollarla arıyorum. Gidip dövecek halim yok. Aynı şekilde mukabele edecek halim yok. Ayıp. Yani işte, ben de orada hakkımı arıyorum. Onun dışında şunu kesin, bunu işte dövün, bunu yaşa... Öyle bir şey... Bilmiyorum yani Melik abi ile ben 5 yıldır takipleşiyorum neredeyse. Önceki çalıştığım yerden beri bir tane görmemiştir ki. Benim üslubum bu değil yahu. Yaptığım yani katıldığım programlarda kolayına sesimi, desibelimin bile hani yükseldiği, ne bileyim yani hani. Ya işte bu hani ama insanlarla böyle olur, anlaşılması. Tabii ki hakaret olur, küfür olur, şu olur, bu olur. En doğal hakkımdır tabii ki yargıya gitmek. Ama sen Allah'ın şanslı kullarındansın. Bu yargı senin şikayetlerini dikkate alıyor. Mesela bizim şikayetlerimizi yok, dikkate hayır, alıyor. Hayır, dikkate i̇şte böyle bir durum var ortada. Senden bağımsız benim söylüyorum bunu. Savcılığın bu hakaret değildir dediği ifadeleri şimdi kullansam çok büyük evet, sıkıntı yaşarız yani. Ahmet Bey, o konuda müsterih olun. Ben bunu senden bağımsız anda, söylüyorum zaten. Şu anda ihale evrakındaki fotoğrafı paylaştığım için Eyüp Sultan'ın yeni belediye başkanı tarafından açılan dosyayla yargılanıyorum yani. O konuda yargımız şaşırtıcı derecede acayip kararlar verebiliyor, emin olun. Abdülkadir Selvi. Ahmet Bey, tabii şimdi gazeteciler siyasetçilerle görüşebilmeli. Onlara meslekleri gereği sorular sorabilmeli, kulis alabilmeli. Siyasetçiler gazetecilerle konuşabilmeli. Bu konuda mahalleler arasında duvarlar çekmenin, set çekmenin bir anlamı yoktur. Netice itibariyle gazeteci siyasetçiye muhtaç, siyasetçi gazeteciye muhtaç. Burada ben Taha'nın iyi bir gazeteci, genç bir gazeteci, geleceği var ve baktım programına Gürsel Tekin'den Karayalçın'a, Ali Haydar Fırat'a kadar muhalifleri daha çok çıkarmış programına. Ve o programından dolayı da kendisini o zaman arayıp tebrik etmiştim. Aynen bu şekilde devam et diye. Çünkü farklı bir tarzı vardı sert soruların. Şimdi burada biraz şu var. Aman bizim mahalle dışında kimseyle görüşme diye Özgür Özel'i abluka altına almaya çalışıyorlar. Taha şimdi, da kendi mahallesinden de alıyordur eleştiri. Tabii tabii. Yani, sen de çıkma dışarı diye. Tabii tabii. Ya. Yani ben biliyorum ben Kılıçdaroğlu'yla programlara çıktığım için ya da Kılıçdaroğlu'dan kulis alarak yazdığım için iki mahalle tarafından da taşlanıyordum. Ama habercilik, bunu yapacağız. Yani Taha'nın da geri adım atmaması lazım. Özgür Bey'in de yaptığı kulis doğru bir. Dedi ya. Evet. Bir genel başkan kulis veriyor yani. Tabii alabilirsin. Yani zaten biz kulisleri nereden alıyoruz? Siyasetçilerden sen kaç yaşındasın? Alıyoruz. 30 bitti Ahmet Bey. Genç evet, gazeteci tabii sayılırsın. Bir de şu var tabii. Yani şimdi bu da Taha'nın üzerine bu hareketi başlatanlar geçmişte Yılmaz Özdil dediğin adam. Taha'dan ziyade Özgür Özel. Tabii Özgür Özel ayar vermeye çalışıyor. Evet, aman evet, bizim mahallenin dışına çıkmaz. O ya Yılmaz Özdil Kürtlere yaptığı hakaretler neyse, insanlık dışı. Eski yani, defterleri açmayalım. Öyle öyle. Bir de ya bu Fatih Altaylı'nın başörtülere yaptığı hakaret deyince. Açmaya kalkarsak. Hakaret yani, deyince Fatih Altaylı bu memlekette insan içine çıkamaz. Açmayalım. Ya, açmayalım yani. Öyle şeyler ama ben bak, benim Özgür, eski defterlerimi açabilirsiniz. Tabii, Özgür Özel de Özgür Özel de bence defterlerimi açabilirsiniz. O anlamda açabiliriz yani. Ahmet ben konu Bey, olarak Ahmet Bey onlarınkini açtım. Ahmet Bey Özgür Özel de şimdi benim bir meslek büyüğüm var. Meclis Başkan Vekilliği de yaptı Yılmaz Ateş. Ben diyor Cumhuriyet Gazetesi'nde muhabirken Türkeş'te röportaj yapıyordu. Tabii ya. Budur kardeşim. Bundan daha doğal ne olabilir? 80'den önce. Tabii bundan daha doğal. Bundan daha doğal ne var? Böyle olmaz şeyler söylüyor da. Tarih 2007. 2007 genel seçimler. O tarihte çalıştığım kuruluşa ben şöyle bağlandım. Saat 19. AKP Genel Merkezi karşı kaldırımından sesleniyorum dedim. Niye biliyor musunuz? AKP Genel Merkezi'ne sokmadılar da onun için bahçesine yanlış bile. Abi, yanlış abi. Yani. İsmail abi. Yanlış. İsmail yanlış, abi. Yanlış. Sesim geliyor mu bilmiyorum geliyor, ama. Geliyor geliyor. Yanlış.
Ya ben 2007 yılında lisedeydim. Ben onun dayağını niye yiyorum ya? Ya bir şey yapmaya çalışıyorum. Gerçekten bazen kendi ya dost bildiğim insanlar bile buna hayretler içerisinde kalıp ya ta sen niye bu insanları böyle tırnak içerisinde parlatmaya çalışıyorsun falan diye. Yani iş niye buralara geliyor ve ben niye geçmişin diyetini ödemeyi ya veya ben ve benim gibiler. Hayır. Niye bir şeyleri değiştirmiyoruz? Yanlış anladın ya da yanlış ifade ettim. Yani o tarihte öyle yapıldı, bu tarihte de böyle yapılsın noktasında değilim ben. Ya şöyle, şimdi artık Ahmet yani Bey, biraz da şu, yapıldı, sorun şu. Özgür Özel demiyorum. Erdoğan'la görüştü. Demiyorum. Devlet Bahçeli'yle görüştü. Diyalog zemini oluştu. Bundan rahatsız olan bir grup var. Evet, yani bunu yanlış bulan bir grup var. Oradan Özgür Özel'e saldıracaklar. Erdoğan'la niye görüşüyorsun? Karşı mahalleden gazetecilerle niye görüşüyorsun? E kardeşim, doğru bir şey yapıyor Özgür Özel. Yanlış yaptığında yanlış deriz. Doğru yaptığında doğru deriz. Tabii canım, ne olacak? Taha, şey yaptınız mı bugün bu büyük, kaç bin tweet atılmış? 70 bin. 70 bin tweet atılmış. Yani Özgür Özel'le bir mesajlaştın mı? 20 bine yaklaşıyordu galiba. Ben yani 70 bin diye okudum bir yerde. Özgür Özel'le mesajlaştın mı bu büyük linç olayından sonra? Çünkü ikiniz de linç edildiniz. Ne linç yedik ya abi falan diye. Zaten ya bir tweet vardı, hakikaten çok matraktı. Bilmiyorum okudun mu okumadın mı? Şöyle söylüyor, Taha'ya yazmışlar. Ya kardeş sen mevzuyu yanlış anlama, olayın seninle alakası yok. Seni muhatap alanlarla bizim derdimiz diye Özgür Özel'e giriyorlardı. Tamam, biz de öyle diyoruz zaten. Aynen. Taha. İşte beni niye muhatap almasın ki İsmail abi? Onu anlayamıyorum yani. Hayır. Yani muhatap almama noktası değil. Öfkenin nereye doğru yöneldiğini anlatmak için söylüyorum. Ama Taha'yı şöyle, şimdi sen onunla ilgili iftira attın mı? Attın. Yalan yazdın mı? Yazdın. Onunla ilgili küçültücü ifadelerde bulundun mu? Bulundun. Demek ki muhatap alıyorsun Taha'yı. Öyle Özgür Özel'le ilgili değil sadece. Yani o burada, öyle burada, o kadar burada, masum bir tweet değil yani. Burada öfke Özgür Özel'e. Ya neden? Çünkü diyor Taha diyor Atatürk'e hakaret etti. Evet doğru. Etmemiş. Öyle söylüyor. Etmemiş. Etmedi. Ama bugüne kadar da bu böyle biliniyordu. Ama etmedi abi. Ama bugüne kadar böyle doğru biliniyordu. Değil ama yalan. Bu. Yalan ama ya. Mesela, yalan. Hayır, bugüne kadar bilinmiyordu İsmail Bey. Ya da ben, yok ben, yani öyle bir şey. Ben bugün, gerçekten çok şey pardon, çok ben bugün özür öğrendim. Sözünü bölmüş olmayayım. Gerçekten ben bugün bugüne kadar bunu. Bilinmiyordu. Çünkü böyle bir şey yoktu. Ama benim görüşmem ortaya çıktıktan sonra bir vatandaş, yani gerçek kimliği de yok bu arada. Kullandığı profil fotoğrafı bir insan bile değil. Bir animasyon karakteri. İlk buldum o tweet'i. Ve bunu şey yapıp 2014'ten nasıl bulduysa onu, artık Google'da search mi yaptı Atatürk, Taha Hüseyin Karagöz falan diye. Üstteki fotoğrafla alttakini birleştirip olayın yani üzerine şop yapmak suretiyle böyle yaymış. Bugüne kadar bilinen ve benim düzeltmediğim bir şey değil. İlk ortaya çıktığı zaman doğrusunu söyledim. Ama maalesef insanların bazıları gerçekle değil vurmayla ilgilendiler, dövmeyle ilgilendiler ve bu üzücü bir durum. Özgür Bey'le de açıkçası bugün temasa geçmedim. Zaten hani yoğundur. Dün vaktini aldık ve oturduk, sohbet muhabbet ettik. Bir de üzüldüm açıkçası. Onu da zor durumda bıraktığımı düşündüm bir yandan da. Sonra da İsmail Küçükkaya yaptığı açıklamayı okuyunca dedim canı sağ olsun dedim siz yani. Merak o saatten ediyorum. Sonra bir şey yazmanın ben bir şey, şeyi yoktu benim açımdan. Ben bir şey merak ediyorum. İsmail abi sen hani mahallenin nabzını iyi tuttuğun için sana soruyorum. Şimdi mesela müsaadeniz var mı? Lütfen. Bu arada rol çalmak gibi olmasın. Affınıza sığınarak. Lütfen. Şimdi mesela bu röportajda bu fotoğrafları daha Hüseyin Karagöz değil de Abdülkadir Selvi olsaydı bu kıyamet kopar mı diyeyim? Binle çarp. Vallahi ama. Vallahi. O zaman meselenin Taha'yla ve Atatürk'le ilgisi yok abi. Bence de yok. Mahalleler arası kavga. Tabii, bilmiyorum. Ben biraz öyle gördüğüm ya, için. Şöyle, bence mesele mahalleler herhalde, arası kavga da değil. Bence Özgür Özel'in bu diyalog politikasını sabote etmek istiyorlar. Abi o başından beri var. Etmek istiyorlar. Orada atılan her adamı onun üzerinden tüketmeye çalışıyorlar. Birileri Türkiye'deki siyasi havanın yumuşamasını istemiyor. Tamam. Daha'yı da buna kurban etmeye çalışıyorum. Ama geçmişte bunlar... Ben mesela o açıdan şöyle söyleyebilirim. Bu hem iktidar cenahında var bunu savunanlar.
bu yumuşama havasından memnun olmayanlar. Hem muhalefette var. Doğru. Var. Evet, İki doğru. tarafta var, var. Da var. Yo, doğru, ben haklısın. Zaten toplumda var, diyerek kastettiğim yani bütün bu toplumsal kesimlerde yani siyasetin her tarafında maalesef bu var. Adam diyor ki doğru ya, değil. Ne yapacağız ya, eleştirmeyeceğiz mi CHP'yi yumuşama havası var diye. Ama ya Ahmet, eleştireceksin kardeşim, sana eleştirme diyen var mı? Yumuşama havası var siyasette. Ahmet, bundan memnun ol diyorsun. Bunu yapanlar yani. Bir kısmı böyle masum düşünebilir yani öyle bir. Ya ben yumuşamaya karşıyım, Erdoğan'la diyaloğa karşıyım demiyor. Bunu öncülük eden bu gazeteciler 28 Şubat'ta kutuplaşmanın mimarlarıydı. Hayır, bugün bırak 28 Şubat'ı. Değiller. Çok, bak bir dakika, 28 Şubat çok uzakta. Ya bu insanlar değil miydi? Ben de dahil. Ya bu ülkede kutuplaşma var. Erdoğan keşke biraz yumuşasa, bir adım atsa. Demiyor muydu ya bunlar? Ben dahil. Demiyor muyduk hepimiz? Demek ki samimi değil. Muhalif. Demek ki samimi değil. Kutuplaşmadan bıktık. Bunu görün. Bıktık bu dilden evet, abi yani. Diye tweet atmıyor muydunuz evet. kardeşim? Atmıyor muydunuz? Atıyordunuz. Bıktık bu dilden. Şimdi Taha'yı niye kurban ediyorsun? Yani çok saçma ya. Yani evet. Gerçekten çok saçma. Gerçekten şimdi... Ya Atatürk'e hakaret eden, bırak Taha'yı, kim olursa olsun bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı onunla buluşmaz abi. Ben buna katılıyorum. Evet. Ve biz de ya kimse buluşmaması deriz. Lazım. Ben de yadırgarım. Yani kimsenin olmaz. Buluşmaması kimse, lazım. Hani siz Atatürk'e hakaret eden adam. Bu yapış, yapışmış çocuk. Ama yani abi bunu böyle ifade edemez. Yapıştırılmış. Bir şey yapıştırılmış yani. Bu yani. Abi, bir fake hesaptan bir şeyler yapılıyor. Az önce benim yani. Verdiğim örnek ta da bu yüzden. Ben diyorum ki mesele bu şey var. Yani bu iki mahalleyi şöyle sürekli bir çarpıştırmak suretiyle. Evet. Evet. Bu böyle tutmak istiyorlar. Çünkü bak. Ya Tahan kaostan beslenenler var çünkü. Sevimli çocuk, yakışıklı. Yani neyine kızacaksın Allah aşkına? Şu mesele o değil. Mesele Erdoğan'a giderken de Özgür Özel dayak yedi. Diyorum ya gitme diyor. Seni etkisi altına alır. Ne olduğunu anlayamazsın. İşte bir daha seçilmek için seni öyle bir ikna eder. İşte anlayamazsın. Çünkü şey var, etki gücü yüksekmiş Sayın Erdoğan'ın. Evet, etki gücü, aurası, karizması yüksek de sonuçta büyü yapmıyor yani. Trans haline geçmiyoruz böyle. Böyle şey olur mu yani? CHP'nin genel başkanına bu denir mi abi? Bir tuhaflık yok mu Allah aşkına ben ya? Ben bir ekleme yapabilir miyim? Tabii. Şu, İsmail abi az önce ifade etti ya, hani üstüne yapıştı diye. Evet. Aslında benim hayat görüşüm, politik duruş noktasına yan yana gelemeyeceğim insanlarla tanışmamın noktası, onların üstüne yapışan ve kamuoyunun cevabını aradığı soruları onlara yönelttiğim bu konsept aslında. Bu çok hazin değil mi yani? Onlar cevap verebilsin diye yaptığım programda tanıştığım insanlarla görüştüğüm için üstüne bir şey yapıştırılıyor. Ve günün sonunda ama onunla anılıyor deniliyor. Bu acıtıcı aslında yani. Evet, beni de abi, öyle bir şekilde çağırmıştı. Bak, doğru söylüyor. Hakan abi, bu toptancı yaklaşım var ya, mesele burada düğmüyor. Hakan abi, seninle 1 saat 15 dakika yayın yaptık. Evet. Sana sayın demeden veya nezaketsiz bir hitap. Ya ben hiç kimseye yapmadım. Benim tarzım bu değil zaten. Bir de dedi ki üstünüze yapışan bu konuyu aydınlatın diye özellikle. Onu söyledi yani. Hangi konuydu? Konuyu hatırlamıyorum şimdi. Evet. O gün neydi aslında? Ya işte anketlerle bakalım neden dolaylı linç şu vardır, bilmiyorum. Bu vardır. Doğru. Bakalım neden dolaylı linç. Ya bazı böyle ezber ve kalıplar üzerinden yani o çok böyle şey... Ya hani böyle kimse hakaret etme üzerine bir dil kullanmaya çalışıyorum. Yani zeka ve incelik katmadan bodoslama dalmış. Yani karşımıza alsak kardeş sen bunu niye yaptın diye. Vallahi bilmez ya, herkes taşı atarken ben de attım diyen adamlar var bir sürü. Var. Onlar meselem yok. Ya benim mesela benim açımda onlar problem değil. Benim için problem olan, tekrar söylüyorum, bu ülkede gazetelerin köşesini işgal eden, bu ülkede gazete yöneten, bu ülkede kanaat önderi diye bir lanse edilen, çıkıp akıl veren, bu ülkede hatta öyle bir kendini aşıp Sayın Kılıçdaroğlu olmuyor, kalk oradan artık ya, işte bak iktidar olamıyoruz seni gece kadar. Abi reklama evet. Yani sözünü kesemiyorum. Yani ama şöyle, gerçekten. Yarın Melik Linç'e uğrarsa bana da sahip çıkın demek istiyor. Taha, çok teşekkürler katıldığın için. Çok teşekkür ederim Ahmet Bey. Gazze, ateşkes, bu işler nasıl oluyor? Reklamdan sonra.